Eğlenmeyi seviyorsanız, eşinize güveniyorsanız, ben bilmem eşim bilir diyorsanız buyurun gelin birlikte yarışalım, eğlenelim. Biz de size 0 kilometre bir otomobil verelim. Yarışanların pek bir romantik oldukları, birbirlerini çok iyi tanıdıklarını iddia ettikleri, birbirlerine çok güvendikleri, ben bilmem eşim bilir başlıyor. Eyo! Ne haber ya? Hadi biraz moral destek. Hadi. Son 10 saniye. O. Evet hadi. 93 diyorum. Çıldırmış olmalı benim adım. 60. Hiç tanımamış ya. Ya bu ne, bu ne ya? 60 ne ya? Hiç hesap bilmiyor bizim karalar. Özür dilerim, özür dilerim. Ne? Anlaşılır olsun. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. 18. 6 tane kaldı. 3 tane Kayser. Son 10 saniye. Aysel atın şunu. Aysel atın şunu. Son. Seni seviyorum ama buradan duyamıyorsun sonunu. Sezer. Oğlum Allah kolaylık versin ya. Ya abi sağ ol. Oğlum Allah yardım. Ah be yavrum be. Hoş geldiniz. Hicran, Ensar, Nursen, Mikail mi Mikail mi? Mikail. Mikail. Sen daha da olabilir. Aysel, Emre, Zeynep, Sezer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Yolunda. Güzel. Güzel, iyi, maşallah. Peki, Hicran ve Ensar. Sizden başlayalım biraz. Kısa bir sohbet edelim. Kaç yıldır nesiniz? Kaç yıldır neyiz? 6 yıldır evliyiz. Öncesi yok. Öncesi direkt var. Direkt düğünde falan mı tanıştın? 20 gün içerisinde böyle bir tanıştık. Yani tanışıyorduk daha doğrusu ama 20 gün içinde karar verip evlendik. Ne etkili oldu bu kadar kısa sürede karar vermende? Bilemiyorum. Hani ne aşk nefretten doğarmış ya. Tabii beraber çalışıyorduk ve hiç sevmiyordum. Nefret derecesindeydi. Tabii. Biraz uyuzluk var herhalde bende. Esnaf hiç öyle göstermiyorsun ama yani. Biraz sonra göreceksin. Peki niye nefret ediyordun ki? Uyuzdu. O uyuzluk ne ara gitti de sevmeye başladın? Orada bir melaki geldi. O yıldızlı değneğiyle kafama vurdum. Allah Allah. Tabii mağazadan içeriye böyle birisi girdi böyle bir. Dedim ki ben aşık oluyorum kızlar falan dedim. Bu o uyuz mu demedin mi yani? Dediler, dediler. Kızlar dediler. Dedim ki uyuz muyuz ben aşık oldum dedim. Uyuz muyuz vallahi ben aşık oldum yani. Öyle yani bir 3-4 yıl falan birlikte çalıştık. Çoluk çombalak. 5,5 yaşında bir kızımız var. Evet. Allah bağışlasın. İsmi? Amin cümlesininkini. Hiranur Irmak. Hiranur Irmak. Hiranur. Hira Dağı'ndan. Evet, Hira Dağı'nın mağarasından esinlenerek. Tamam, harika. Olan bir isim. Peki, Nursen Mikail. Mikail demiyorum, ben biraz daha ortalayacağım. Siz kaç yıldır? 5 bitti. 5 bitti. Evet, evliyiz. Maşallah, 5 senenin öncesi? Var. Yaklaşık 2 yıllık aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ben de uyuz oluyordum ona. Aynı problem. Aynı problem bize de vardı. Çok Allah. Sinir oluyordum. Görmeye bile tahammülüm yoktu. Beraber çalışıyorduk ama. Nesine sinir olduğunu bana söyler misin? Ya çok merak ediyorum. Hakikaten melek gibi adamlar. Ensar da öyle. İş konusunda aynı. Çok uyuz bir insandı. Yani birbirimize pantolonlar fırlatırdık. Biz tekstille uğraşırız. Pantolon. Tamam. Mağazadaki pantolon. Ya olur canım insan bir şey fırlatacağını bilemez de seni var ya. Olabilir ya. Pantolon, tişört, gömlek, dosyalar. Zaten eşim iddiaya girmeyi de sever. İlk yemeğe çıkmamız da iş konusunda oldu. İddiaya girdik. Orada... Yani kendisi bana göz koymuş. Ben niyeti orada hoşlaşmış diyelim göz koyma. Öyle. Ondan sonra 21 Temmuz 2007 evet. yılında evlendik. 2 yaşında da bir güzel. Kızımız yani var. Yani tarihi net olarak söylemen. Sabah kalktık çünkü seçim oy vardı. O zaman seçim vardı. Ondan aklımda kaldı. Arkadaşım çok güzel söyleme tutturmuşsun ya. İşte. Çok bari söylemeseydin. Açık bizde biliyorsun her şey. Emre ve Aysel. Evet.
Neler oluyor? Neler olmuyor ki? Hay maşallah. Sizin ne kadar oldu? Ne? Biz 2 yıldır beraberiz ama 3,5 aydır evliyiz. Evet. İşler? Ben tiyatroda, özel bir tiyatroda tiyatro müdürüyüm. Evet. Emre? Ben gemi broker'ıyım. Simsarım daha doğrusu, öyle diyelim. Simsar değil mi? Seni simsar. Ne demek yani, abi o? Uzak yol vereceğiz zabitiyken evlendim ve gemi brokerlığı üzerinde master peki, yaptım. Uzak yol zabitliği ne oluyor? Yani kaptan. Gidiyorsun. Gemi kaptan, evet. Öyle mi? Gemicilerin çok hikayesi olur. Yeri değil tabii ya. Aynen. Hayır, şunun için söylüyorum sevgili konuklar. Çok ülke gördükleri için, çok liman gördükleri için, çok ülke gördükleri için. Liman gördükleri için. Bir de her çok limanda. Liman gördüklerinden dolayı. Her limanda. Her limanda farklı farklı restoranlarda yemek yiyip o ülkenin... Yani benim karnım dışarıda bile acıksa ben karnımı evde doyururum yani, o yüzden eve gideriz de şöyle. Ya ben bir şey söylemedim. Hani restorandan açıldı ya konu, o yüzden. Restoran deyince aklına başka bir şey mi geliyor? Hayır. Tamam, pekala. Pekala, teşekkür ediyoruz. Sezer ve Zeynep. Evet. Ne oluyor? Vallahi ben de tam olarak anlayamadım. Siz ne kadar oldu evleneli? Biz 6 sene bitti. Nasıl tanıştınız? Biz bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Ben orta sona gidiyordum o zamanlar. Tabii yıllar öncesi. Bu da bizim okuldan başka bir kızla çıkıyordu. Bu dediği de kocası. Bu adam. Bu dediği kocası. Bu ne yaptı? O kızı bıraktı, benle çıkmaya başladı. Yani. Ne yapacağımızı sizler biliyorsunuz ama ben stüdyodaki konuklara falan birazcık anlatayım. Efendim. Bu 4 harikulade çiftimizle 4 tane oyun oynayacağız. Bu her oyunda belirli puanlar vereceğiz. 4 oyunun sonunda en yüksek 2 puanı almış çiftimiz burada bizimle kalacaklar. Diğer 2 çiftimizle maalesef vedalaşacağız. Onlara teşekkür edeceğiz. Tatlı anılar ve fotoğraflarla buradan göndereceğiz. Kalan 2 çiftimizle bir final oyunu oynayacağız. Ve bu final oyununu kazanan çiftimize de 0 kilometre bir otomobil verip göndereceğiz. Ben otomobili vermeyelim dedim açıkçası. Yani burada epey bir konu var. Bayağı bir tartışmalar çıktı yani. Cam çerçeve indi aşağıya. Ne diye otomobil veriyoruz? Bir bisiklet, ne bileyim, bir ufak bir motosiklet ama vermeye karar verdik. Başarılar diliyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ya şimdi söyleyin ya da daha sonra söyleyebilirsin. O halde beyler buyurun. Burası sizler için yaptırdığım özel bir oda. Bunu da söylediler. Yaptırmayalım dediler filan falan. Ben inat ettim ve yaptırdım. Ne gerek var? Efendim? Ne gerek var? Masraf değil mi? Olur mu? Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz tabii ki. Yılların acısını çıkartabilirsiniz. İstediğinizi konuşabilirsiniz. Şöyle erkek erkeğe dertleşebilirsiniz. Hepimizin ortak problemleri var hanımefendilerle ilgili. Dolayısıyla burada rahatsınız. Hemen belirtmek istiyorum ki burada sizi sadece ben duyuyorum. Stüdyoya sesiniz gitmiyor. Bir şey lazım olursa, bir şeye sıkışırsanız bana haber verebilirsiniz. Tamam. Gelip hemen ayıklarım. Eğer ki çay, kahve, meşrubat herhangi bir isteğiniz varsa programın bitmesini bekleyeceğiz. Burada öyle bir servisimiz maalesef yok. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hadi bakalım ama gençler. Bir şey yok. İyi bakın bakalım. Kendinize. Her şey yolunda. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Gönderdik. Burada şimdi kız kıza konuşabilirsiniz. Ya tabii. Nelerden şikayet edersin eşinle ilgili? Eşinin en sevmediğin... Allah, at bakalım. Biz böyle anlaşalım. Özür diliyorum. Çok affedersin. Es veriyoruz. Çok affedersin. Beyler, orayı kahveye çevirmeyin. Burada kulağım patlayacak yalnız. Şimdiden söyleyeyim yani. Neyse, çıkartırım. Ah, çıkardım. Aha, konuşun işte şimdi. Peki, en sevmediğin huyu nedir? Sessiz ve sakinliği beni çileden çıkarıyor. Doğru söylüyorsun. Ya arayıp da bulunmayan bir şey değil mi? Ama öyle değil işte, yok. Aa. Olmuyor. Nasıl yani? Yani böyle hani bir vurdum duymazcılık var. Kendi istemediğim bir şey yaptıramazsın ona. Yani hani 5 yıl o kablo ayağına takılır düşer ama kalkıp onu yapmaz. Çünkü kendi istemiyordur onu yapmayı. Ben de öyleyim yanınıza. Bravo.
Helal olsun. Helal olsun. Hiç tavrından taviz verme ona. Öyle işte yani, uyuz dedim. Anlayın artık içeriğini. Şakasına söylüyorsun. Şaka tabii ki tabii de. Tabii yoksa tabii. Ensa uyuz falan değil ya. Değil asla. Ne bileyim sessiz, asla. Sedasız o kabloya 5 sene takılsa kendisi uyuz değil yani. Değil asla. O yoksa kabloyuz normalde, tabii. Normalde genelde Ensar'ı uyuz olarak bilirler ama hiç alakası yok. Hiç. Çünkü biz sizinle sohbet ettik biliyorsunuz dışarıda. Evet. Pırlanta gibi bir insan. Tabii. Kimi zaman onun hakkında uyuz lafı söylense de ben asla buna müsaade etmeyeceğim şimdiden. Ama ben de şimdi yani çok fazla söylüyorsunuz. Ya, gocundum şu an. Valla sayarız eşit demişizdir ya. Baba sen kıl payı kurtarmışsın ya. Abi direkten döndük. 5,5 sene evet. Dile kolay. Az buz değil. Dün gibi tabii yani zaman hızla akıp gidiyor. Evet. Senin Mikail'de en sevmediğin huy ne? Bazen çok tepkisiz oluyor. Sinir oluyorum ona. Saldırasım geliyor da bunun. Mikael bizi yan yana mı seçmişler? Ne yapmışlar böyle? Konuşuyorum. Tamam. Anam belki siz çok konuşuyorsunuz. Ben daha çok çıldırıyorum. Nasıl konuştuğunu bir daha söyler misin? Baba hanımlar kuzu gibi adam ister. Vallahi ben anlamadım bu işten bir şey. Bazı kelimeler üst üste biniyor, böyle tuhaf şeyler de çıkıyor. Zaten beni dinlediğini çok düşünmüyorum. İtaat edeceksin, rahat edeceksin. Evet, itaat et, rahat et abi. İyi bir taktik geliştirmiş Mikail. Muhtemelen dinlemeden evet, evet. Sen ona şöyle görünüyor olabilirsin yani. Yani hiç dinlemiyor olabilir yani. Bilmiyorum. Ya bu şekilde mutlusunuz tabii ki. Evet, mutluyuz. Şahane. Hadi en sevdiğin huyu ne? En sevdiğim beni hiç kıramaz. Her istediğimi yapar. Yapmak zorunda zaten. Bravo. Zorunda. İsterse yapmasın. Zorunda. Şimdi hani bu uyuzlukları, sessizlikleri, geri çekilmişlikleri de bizim bu baskın karakterden ötürü de olabilir diye evet. Düşünüyorum. Çok çok zor durumdalar yani. Değil ağızlarıyla. Kulaklarıyla kuşu tutsalar mümkün değil. Yine size yaranamıyorlar yani. Ya bazen... canım sıkıldı ya vallahi. Ya Ensar, Mikail. Gel abi gelsin. Gel abi gel. Bir bağrınıza basın şefkatle. Görüyorsun değil mi abi? İyi olacak oğlum. Her şey çok iyi olacak. Düzelecek mi? Düzelecek. Olacak olacak. Halledeceğiz. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Ay iki tane erkeğe sarıldım az önce. Ay. İşte ikizler burcu ay. Kadının yaptıramayacağı hiçbir şey yok bakın. Pekala. Aysel. Evet. Emre'nin en sevmediğin huyu. Benim hakikaten çok politik olacak ama onun hiç sevmediğim bir huyu yok. Zaten sevmeseydim evlenmezdim. Seni seviyorum ama buradan duyamıyorsun sorunu. En sevdiğin huyu? Çocuk gibi ve çok eğlenceli. Tapıyorum onun haline. Tabii şimdi 3,5 ay olduğu için sana öyle geliyor. 5 sene. Ya hiç zannetmiyorum. Ben 6 sene sonra seni görürüm yani. Aynen öyle. Ay benimki bir uyuz bir şey. Ya. Bu ilk başlarda çocuk gibiydi. Uyum. Görseniz. Uyuz. Sonra bir değişti. Uyuz. Uyuz veya bir şey oldu. Yani çocuk gibi derken? Kalbi çocuk gibi. Yani inanılmaz merhametli, çok zeki şefkatli. Zeki olmuş öyle ama böyle mesela olmaz. Mesela kalıbının adamı değil. Öyle kalıplı göründüğüne bakmayın. İnanılmaz şefkatli, inanılmaz affedersiniz, merhametli. Affedersiniz bir eş, eşine kalıbının adamı değil der mi? Oradan yakalım vurdum beni. Hiç kalıp... Ya gördün mü? Ya Emre hiç kalıbının adamı değilsin ha. Ben demiyorum. Ya ben bilmen eşin bilir yani. Aynen öyle. Peki. Zeynep. Efendim. Senin Sezer'in en sevmediğin huyu ne? Çok Sezer de rahattır. Çok rahattır yani. Acaba erkeklerin geneli böyle size, sizin kocalar mı öyle geliyor ya? Beşten sonra. Yani o şöyle bizim bir televizyonun karşısında bir koltuk var. O orada böyle oturur. Ben onun tozunu alır geçerim. Öyle yani. Vay Sezer. Ama yani buna buradaki hiçbir erkek de şaşırmadı. Ne var bunda diyorlar yani. Ben de öyle söylüyorum. Ne var bunda yani koltukta oturacağız, televizyon seyredeceğiz. Öyle ama sürekli aynı şey yapılır mı? İki tane çocuğum var yani sonuçta benim. İki tane çocuğun var Sezer. Utan biraz. Peki en sevdiğin huyu ne? Bu evde en son sözü ben söylerim der.
En son sözü de sen bilirsin, karıcım olur. O zaman Sezer'e de kalıbının adamı değil diyeceğiz. Yani. Kalıbından daha büyük yani. O aynen öyle, evet. Yani. Pekala. Şimdi bu erkeklerin dağınıklığıyla ilgili genelde bir çorap meselesi evet. vardır. Tamam mı? Yani itiraf ediyorum ki ben de yapıyorum. Yani nedir? Televizyon seyrederken o üstümüzden toz alındığı zamanlarda böyle izlerken gayri ihtiyari ayaklar sallanır. Şu sağ ayağımla önce şuradan bu sol çorabı böyle katlaya katlaya düşürürüm yere. Sonra o çıplak ayağımla ötekini çıkartırım ve illa salonda sehpanın altından, yatak odasında komodinin kenarından filan çoraplar çıkar. Buluyor musunuz evde çorap? Yatak odasında bir köşe belirledim. Artık buraya fırlatacaksın dedim. Oraya fırlatıyorum. Sanki kediye işletme öğretiyor. Doğru valla köşe var orada abi. Kediye bana bak bundan sonra diye tamam mı filan. Yatak odasında böyle bir köşe buldum. Ondan sonra hikaye gider. Evet, oraya atar oraya çorabını. Basket atıyorum. Kızmıyorum ben de. Biri tek kapının arkasında oluyor, biri tek kutunun kolinin üstünde oluyor. Kızmıyorum çünkü köşesi orası yani. Aysel ve Zeynep, sizde çoraplar ne durumda? Bizde buzdolabında bile çıkar vallahi, atıyorum acayip. Biz daha o mevzuya gelmedik, öyle bir dağınıklığımız yok. Daha yeni çünkü olmuş. Yaz olduğu için 3,5 ayda çorap giymiyor adam ya. Giyince görürsün, çıkar bir yerlerden o çorap. Pekala, şimdi iddia zamanı. Hadi bakalım. Eşiniz 60 saniye içerisinde kaç çift çorabı 3 metre mesafeden bir çamaşır makinesinin içine isabet ettirebilir? Bir dakikada yapar ya. Ne yapar? Yapar benim. Kaç ne yapar? Tane yapar? Hocam yapar. yapar bir 15 tane. Ne? Kaç? 15. 15. 15. Evet, Nursel. 10 tane yapabilir sanırım. 10 tane yapabilir yapmasa sanırım. Yapmasa da yapmak zorunda artık. Ne hayat be. Vallahi Mikael, bu hayat geçmez ya. Çekiyor. Yapmak zor, her şey yapmak zorunda. Evet, Aysel, Emre. Bence 13 tane yapar. 13. Genelde uğursuz derler 13 ama. Ben severim, 13 uğurludur. Pekala. Zeynep. Matematiksel olarak yaklaşayım ben. Şöyle pekala. Yapayım. Benim koridorum 4,5 metre. Tamam. 1,5'unu alırsam bu tarafa 3 metrede benim eşim 5 tane. Hemen hatırlatmak istiyorum. Çok kritik bir mesele var. En çok yapan değil, iddiasını tutturan kazanır her oyunu. Bu oyunumuzun puanı da tam 3000 puan. Hazır mısınız? Hazırız. O halde en düşük iddiadan başlıyoruz. Şimdi oyun zamanı. Sezer, seni hemen koltuğuna alabilirim. Oturacak mı? Evet, oturacak. Zeynep, seni de onun yanına alalım. Hemen başlamayalım. Şu tarafını alalım istersen. Süre başladıktan sonra motive edebilirsin, moral verebilirsin, omuz masajı yapabilirsin. Atamazsa tekmeleyebilirsin. Ama tekmeleme. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Pekala. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2... Bir, başla. Hadi, hadi. Çok fazla öne doğru gelmez. Aşağıdan yukarı, olabilir. Aşağıdan yukarı, aşağıdan yukarı. Hadi, hadi, hadi. Sezer, hadi. Evet. Peki, kabul hadi ediyorum. İki. İki. Hadi. İki. Üç. Beşte bırakacaktım üç. Zaten. Üç. Hadi üç. Sezer. Hadi, hadi, hadi. Başaracaksın. Üç. Hadi Sezer. Üç. Dört. Hadi bir dört. Tane kaldı. Hiç sıkma kendini. Hadi etme. Sıkma kendini. Daha 30 saniye gitti. Yavaş. Hadi Sezer, yapacaksın. Sana güveniyorum. Evet. Aa, doğrumuş. Ya omuzdan beklerim. Süper. Sadece tahmin ediyorum dedim. Sizi tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Güzel. Şu anda bu oyunun lideri sizsiniz. Sizi şöyle alalım. Ondan sonraki en düşük iddia ya. Nursen ve Mikael, alçılarımızı alıyoruz. Buyurun. Alayım yanına seni de. Başlamayalım. Oturalım. Renk renk oturalım. Çoraplar. Şimdi iddia 10. Yani az önceki performansın tam 2 katı. Ben 10 yapacağımı düşünüyorum rahatlıkla. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Buyurun. Hadi.
Allah, yukarı 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 yukarı. Evet. Yukarı. Alttan at, alttan at, alttan at. Bir. İki. Çok aman. Hadi. Al. İki mi oldu? İki oldu hadi, değil mi? Hadi, hadi. İki. Hadi, hadi, hadi. Alttan at, alttan üç. At. Üç. Hadi alttan. Üç. Üç. Hadi. Üç, üç, üç. Sağ notlu. Dört. Allah. Olmadı. Kaç? Hadi. Kaç hadi. Oldu? Üç. Hadi, hadi, hadi. Dört. Dört. Hadi. Beş. Altı. Altı. Yedi. Hadi. Son 10 saniye. Yakın. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Beş. Hadi. Dört. Sizi gönderiyoruz. Burada kalınız lütfen. Helal olsun be. Zor oldu ama oldu. Sonradan açıldı. Sonradan bilek bir açıldı. Ama alttan diyorum ya taktik vardı. Dediğin gibi mı? Her şey işim için. Helal olsun valla. O halde hiç böyle tansiyonu düşürmeyelim. 13 iddia Aysel ve Emre. Yani helal olsun be. Aşkım alttan alttan. Anam alttan kamera alttan varmış alttan. Burada. Altta da mı kamera var? Heyo. Ne haber ya? Şşt. Buradan Balıkesir'deki anneme. Sen bana oradan malzeme. Veremiyorum yasak. Malzeme vermek yasak mı? İddia 13. Eşine güveniyor musun? Aşkım alttan. Ben mi? Her zaman. Ben mi? Tabii ki hayır gibi oldu yani. Aysel güveniyor musun? 13 yapabilecek mi? Bence yapar. Uğursuz olduğu kesinlikle söylenen 13'ün uğurlu olduğun pekala. O kanı yıkıracak burada. Hazır mısın? Hadi. Hazırım. O halde... Ay. Canım. 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 Ay. Aysel candır can. Çok fazla ilerleyen saniyelerde refleks olarak öne şu taşabilirsin. Şu, çok fazla öne şu, taşmamanı şu. Rica edeceğim senden haksızlık olmasın diye. 3, 2, 1, buyurun. 1. Hızlı. 1. Biraz hızlı. 1. 1. 1. 1. Biraz hızlı aşkım, biraz hızlı. 1. Abi atamıyorum. 1. Helalalalala. Yandan git. Hadi. 1. Evet. Hadi aşkım hadi. İki. Hadi bileğin ısınsın hadi, artık. Hadi. İki. 30 saniye. Hadi. İki. Abi. İki. Hadi aşkım. Üç. Hadi. Üç. Hadi. Hadi. Üç. Hadi. Üç. Aa hadi. Hadi. Üç. Evet. Attım, o yüzden hadi, hadi. Bir seri yakalayabilirsin. Son. Çok güzel. Üç. Hadi. Hadi biraz moral destek. Daha var. Olmadı ne yapalım? Hayır. Ya olmasın sağlık olsun önümüzde daha oyunlar var. Aynen. Sizi arkaya alıyoruz. Sizi hala bekletiyoruz çünkü hala lidersiniz. Alkışlarınızla en büyük iddia Hicran ve Ensar. Şimdi kritik bir andayız. Ortada bir 3000 puan var. 10'da 10 yaptığı Nursen'le Mikail. Eğer ki 15'te 15 yaparsan 3000 puan sizin olacak. En büyük yapacak iddia sizde. Olacak bizim mı? Bizim taktiği biliyorsun. Olur. İnşallah. Olur olur annem niye olacak olmasın yani. Olacak. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1, başla. Hadi. Bir, iki, iki, üç, üç, hadi, hadi, üç, hadi, 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 üç, dört, dört, hadi, dört, 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 beş, beş, kaldı, hadi, altı, yedi, sekiz, 30 saniyen var. 30 saniyen var. Çok az.
Hadi. 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, son 10 saniye, son 10 saniye. Ama zorladın ama. Hikaye nedir sen, sizi arkaya alıyoruz. Tebrik ediyorum. Dedim. Buyurun masaya geçelim. Buyurun. Sohbet edelim. Senin yerini alalım Ensar. Hican. Seni de masaya alalım. Evet. O zaman ne oluyor? Ensar ve Hicran Dağınık Koca oyunundan tam 3000 puan kazanıyor. Bravo. Tabii. Dağınık Koca oyunundan ortalığın ağzına tükürdünüz şimdi. Sonra. Ben dedim dağınık diye. Ben de burayı toplamakla şeyim yani. Ne yapayım? Öf. Ay. Yardıma gelelim mi? Oo. Bunlar kalıyor mu burada? Kalsınlar. Pekala. Evet, tebrik ediyoruz. 3000 puan. Ama daha puanlarımız var, oyunlarımız var. Hem oyuna ısınmış olduk, hem iddianın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik, öğrettik. Peki, Hicran. Tabii ki çok seviyorsun eşini. Elbette. Çok sık söyler misin ona sevdiğini? Cazibesinin kaybolduğuna inanırım. Yani ben söyleyerek çok... Ensar'ın cazibesinden bahsettim. Hayır, sevginin. Yani hani söyleyerek çok fazla ikimiz de ifade edemeyiz. Peki birbirinize başka hitaplarınız var mı? Evet. O bana pamuk der. Çünkü R'leri söyleyemiyor. Hicran diyemez. Peki Nursel, siz de hani sevgiyi sürekli dilinizde midir, söyler misiniz? Evet, biz bir şey yaptırmak için... Kocis. Bütün yağlar eriyor. Bravo vallahi. Vallahi babam. Bir daha yapar mısın? Bir dahaki iddiada yapmalısın mesela yani. Kocis. Eridi adam orada. Bir şey yapası geldi de yapacak bir şey yok şu anda ya. Sakin, sakin. Oyunda, oyunda Mikail, oyunda. Pekala Ayşe. Ya ben sevgilerin söyledikçe çoğaldığına inanıyorum. Bravo hocam. İfade edildikçe çoğaldığına inanıyorum. Evet. Zeynep, sizde durumlar nedir? Biz genelde birbirimize isimle kızdığımız zaman bu isimler değişiyor tabii. Bayağı bir şeye geçiyor. Yani ne olabilir mesela zaman, kızdığın zaman? Söylemeyeyim yani, sinirlendiğimiz zaman şşt bile olabilir gibi. Yani. Ha. O şekilde olabilir. Şşt, buraya yani. Bak. Aynen öyle. Ne oluyor be? Şşt. Hadi oradan. Yani bip değil. Tabii ki olmaz zaten, muhtemelen ya yani biplenecek ya kesilecek orası. Yani mesela ben salondayım, şey mutfaktayım, o salonda her zamanki köşesinde değil mi? Ben mesela mutfaktan geldim, şöyle bir bakıştım. Ben salona yerleştirdim, yani çıkamıyorum oradan. Bir olan yani. Evet. İyi, çok güzel. Evet. Allah birliğinizi, düzeninizi bozmasın inşallah kardeş. İnşallah yarabbim, inşallah. Peki özür dileme işleri nasıldır? Özür diler mi? Dilemeyi bilir mi? Kimileri için denir ya işte özür dilemeyi bilmiyor filan falan. Var mıdır Sezer'de öyle bir şey? Şöyle söyleyeyim. Sezer gönül almayı bilmiyordu. Yalnız Kıbrıs'taki komutan ona çok güzel öğretmiş gönül almayı. İnanın. Gönül mü alıyordun baba? Askerde ne alaka ya? Gönlünüzü almaya geldim. Sezer askerde ne alaka? Alayım. Hep böyle de hep adımı atan bendim. Yalnız askerden geldiğinden beri özellikle bu konu gerçekten dikkatimi çekiyor. Hani hemen gönlümü alıyor. Yani biraz o konuda eğitilmiş. Sen nerede askerlik yaptın abi? Gitti geldi adam gönül almayı öğrendi yani. Olabilir, güzel, harika, harika. Peki Emre, özür dileme konusunda? Annem o kadar güzel büyütmüş ki onu. Vay yani vay, o inanılmaz güzel. Hep damar ya. Damar, damar, damar. Kırsa bile 3 saniye. 3 saniyeli. Annem görebilir miyim sizi? Ellerinizden öpüyorum. Peki Nursen, sizde nedir durumlar? Mikael de gönlümü alır.
Yani benim haksız olduğum durumlarda bile sesimi çıkartmam daha baskın bir karakter olduğum için benim yerime de o yine benim gönlümü alır. Haklı haksız fark etmiyor. Otomatik. Kendi kırıyor, kendi gönlünü alıyor. Kendi öyle. Çiçeği alıyor, kokluyor, özür diliyor, tamam olur diyor filan. Güzel yani. Harika. Ensar özür diler mi? Kesinlikle. Yani hani hata bende de olsa kendisi hani bir şekilde özrünü dileyip hatanın bende de olduğunu anlatmam benim. Neyse bunu sonra kız kıza konuşuruz yani. Bu çok şey. Derinleşmesin. Pekala. Şimdi iddia zamanı. Ah diyor içeriden bir ses. Şükür. Eşiniz 60 saniye içerisinde sizden kaç kez özür dileyebilir Nursel? Bizim tarzda mı özür dileyecek? Sadece özür dilerim, özür dilerim, özür diliyorum gibi mi? Sizin tarz ne? Ya, dışarıya çıkmak. O burada olmaz. O özür burada olmaz. Bu akşam prime time'de yayınlanacak. O özür burada. Sizin tarzı siz evet. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum mu diyecek? Diliyorum mu, dilerim mi? 20. Dilerim. Şu an 20 diyeyim. 20 diyorum. Özür dilerim. Rakiplerimin 20. Aysel. Aysel, Aysel 40. 40. 40 Aysel. Olasılık. Efendim? Olasılık yapıyorum şu an. Yapınız. Yapma yapma, ben az önce bekleriz, yaptım. İşimiz bu. 22. Bu hesabı çok merak ediyorum. 60 saniye 22 neyle neyi çarptın böldün bilmiyorum ama. Zeynep. Vallahi ben olsam 60 saniyede 60 kez dilerim yani. Ancak Sezer. Ancak Sezer. Dilemeyi bilmeyen biri olarak. 20-22 var değil mi? Evet. 23 olsun. 23. Bu sefer biraz büyük oynayalım. Hicran. Kocam benden 32 kere özür diler bence. Abi de, acayip hesaplar. Pekala. Ben size ufak bir demo yapacağım. Kronometreyi başlatalım. 10 saniye boyunca özür dileyeceğim. Lütfen sayınız. Oradan da bir hesap yaparsınız. Özür dilerim, 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 özür dilerim. 23 24 tane. 25 tane yaptınız ama ben 10 saniyede 23 tane, 25 20-25 tane neyse yaptım. Ama şimdi şöyle Mikail şey 20 tane yapacak 60 saniyede. Nursen senden bir daha alıyorum. 93 diyorum. Oo güzel. Çıldırmış olmalı benim artık. İşler kızışıyor. Peki 93, 92 var mı arttıran? 94. Evet. Oh, bravo. Yok yok hayır. 56 deme vallahi. Yok 56 da değil de 80 diyorum. Beni mi duydun, ne yaptın? 80. 95. Aysel. 95. 96. Oo! Az sonra sağlam bir kapışma göreceğiz. Hicran ve Zeynep, bu kapışmanın dışında kalma olasılığınız var. 60. Hiç tanımamış ya. Hiç hesap işi ya. Nedir peki, bu? Peki 60 yazdım, hemen geliyorum. Ben, affedersin. Bitmedi benim. Lütfen arkaya tamam. Dönmeyiniz. Düşünmeye devam ediniz. Hem sizin için düşünmek için bir süre olmuş olacak. Ne oluyor? Yok abi, sorun yok. Kaç? 60'tı. Çok düşük söylemedim mi? Çok düşük. Sen kaç diyorsun aşağı? En az 100 ya. En az 100. En az. 100 ve üstü. Biz burada organize olduk. Ben artmasın artık bundan sonra. Ya bu ne, sen baskı yap. Deminki abi. Oyunda çok attılar. Ya bu ne, bu ne ya, 60 ne ya. Hiç hesap bilmiyor bizim karalar. Neyse. Peki bunu aynen böyle söylüyorum. Kimin söylediğini söylemeyeceğim. Peki sadece şunu soruyorum. Tamam. Ensar'ın söylediğini onaylıyor musunuz? Hiç hesap bilmiyor bizim karılar kısmını. Aa, ben onaylıyorum. Tamam. Yani. Tamam. Sonra arkanızdan konuşmuşum gibi yapmayın bana. İçlerinden bir tanesi söyledi, ardından diğer üçü de onayladı. Çıkan sonuç şu: hiç hesap bilmiyor bizim karılar. Ben de onaylıyorum. Ve diyorsun ki? 60. Sevgili Nursen kaç? 100 diyeyim ya. 100. Ah şöyle be, 100 aman. Diyeyim. 100.
Aman. Aysel. Tamam, 95 iyidir. 95. Zeynep. 101 diyorum. 101. Abi, evet, ya. O halde son sıralama şöyle. Nursen 100, Aysel 95, Zeynep 101, Hicran 60 diyor. 102 o halde yapabilir en düş. Efendim? 102. Kabul ediyoruz. 102. Mikail abi, Zeynep, eyvah. Ya var ya, tam diyorum ya abicim, hem sıra döndük ya. Eyvah. Aysel 102. Aynısı olmuyor ya, 103 ya 101. Ben 102 oldum, tamam 103. 103. Farkında bile değiller abicim ya, sallıyorlar. Keseden atıyorlar. Bir can sana sormuyorum, sen çok kararlısın. Çerkez inadı var bende, 60. Peki, Allah yardımcınız olsun. Evet, Nursen 102. 104 olsun. E tamam yani, bastı. Abi. Aysel. Battı balık yan gider, 105 olsun. 105. En düşük iddiadan başlıyoruz. 60'la Ensar, şimdi oyun zamanı. Ensar kendini yırttı içeride. Bilemedim. İddia çok basit. Hani altından çok rahat kalkacağına eminim. Ben de eminim. 60. Önce bir çay molası bile verilir buna. ama 60'da 60 yaparsanız diğer yarışmacılarımızın yapamamasını bekleyeceksinizdir. Yok, yapsın arkadaşlarımız. Oyunumuzun kuralını açıklıyorum. Biz sizi motive etsin diye şöyle bir çiçek veriyoruz elinize. Ve sizden bir... Biz çöküyoruz. Biz çökmenizi rica ediyoruz. Seni böyle alayım İcran. Böyle alayım. Gitmez. Alışkın değilim çiçeğe. Şöyle mi? Gözlerinin içine baka baka. Gözlerinin içine baka baka. Gözlerini ayırma kıymetli eşinden. Ne diyordun lan? Diyeceğini bilmiyor ki. Ortam seni seviyorum'a döndü de o yüzden. Özür dilerim diyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. 3. Net olabildiğince anlaşılır, tamam. Yüksek sesle. 3, 2, 1. Buyurun. Özür dilerim, 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 özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Vites değiştirdim. Özür dilerim, 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 özür dilerim. Bitmedi mi bu özür dilerim? 30 saniye var daha, yarıladık, devam et. Özür dilerim, 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 özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, dilemem artık ya. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Devam ne dilerse kardı. Özür dilerim, 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 özür dilerim. Kabul ettim. Alayım sizi böyle. Sizi az önceki yerinize alayım lütfen. Hicran, alayım seni Ensar'ın yanına. Gel böyle. Evet, sonuca bakıyoruz. Hicran demişti ki Ensar 60 saniyede benden 60 kez özür dileyebilir. Arada esler verildi, vites değiştirildi. Başta bir 3-4 tane özür dilelerimler çıktı. Ama önemli değil, önemli değil. Ben özür dilerim. Sonuca bakıyoruz. 88. Vallahi işiniz zor. Peki, sizi böyle alıyorum. Şu anda bu oyunun liderisiniz. Sizden sonraki en düşük iddia Zeynep'ten geldi. Alkışlarınızla Sezer ve Zeynep. Nasıl buluyorsun iddiayı? Kaç dedik? 101. 101. 101. Annem. Geliyorum, geliyorum, geliyorum.
Geliyorum. Yandın kaldın. Geliyorum. Söyle. Geldim. 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 Buyurun. Kaç söyledin? 101. Çok mu söyledi? Çok söyledi çünkü Sezer hiç özür dilemez ki. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi işin ucunda otomobil var, mecbur dileyecek. Dilesin artık, vallahi yapsın şeyler. Dile artık be! Allah Allah! Hiç olmazsa gözümle göreceksin. Ne için dilediğimizi de bilsem? Otomobil için. Başka bir motivasyonun varsa burada anlat. De ki bir gün bir tarihte şöyle bir şey olmuştu, onun için özür diliyorum de. Var mı öyle? Yok, öyle bir gün. Yok, ben her zaman diyorum. Kızım o kadar seni kırıyor, hiç özür dilemiyor. Anne özür diliyor diyor, sen görmüyorsun. Bir gün kamera koyacağım diyor eve. Göreceksin dedi, işte o gün bugündür inşallah. Ben göreceğim. Yılların intikamını alıyoruz anne. Ya bugün göreceğim yani. Yılların intikamını alıyoruz. Hadi bakalım. 88'i çok zor. Evet, çiçeğini veriyorum Sezer. Sana güveniyorum. Çiçeğini veriyorum. Bir iki taktik vereceğim. Verebilirsiniz ama tamam. Duyarız. Ya duyun. Tamam buyurun. Aha. Verin taktiğinizi. Şöyle bir ağzını şöyle bir aç önce. Sürekli aynı şeyi söyle. Kafanı bir yere tak, oraya ver. Hiçbir şeyi düşünme. Tamam mı? Sürekli aynı şeyi söyle. Ama olmuyor ki, böyle baskı altına aldın beni. Şimdi yapacağım varsa da yapamayacağım. Oo. Yaparsın, ben sana güveniyorum. Tabii ki yapacaksındır. Diz çökmeni rica ediyoruz senden. Yapacaksın, ben sana güveniyorum. Güveniyorum, bunu yapacaksın. Hadi. Ya en büyük baskı burada. Anacın bak diyor ki yıllarca. Hatta evet, kamera koyacaktı. Biz 8 tane mi koyduk, 9 tane mi koyduk? Ama bir 6 sene daha özür dilemem herhalde. Vallahi yeri gelirse şek gibi dilersin. Evet. Sana güveniyorum. Yapacaksın. Zor. Hayır, hazır mısın? Sadece aralarda sadece... Net, şey anlaşılır yüksek sesle. 3. Aralarda sadece dilini yala, tamam mı? Başka bir şey söyleme. Hazırım. Dilini neyle yalayacak, affedersin? Yani dudaklarını yala diyecektim, heyecandan söyleyemedim. Dilini neyle yala... Yani dudaklarını dilini ıslat diyecektim, heyecandan söyleyemedim. Tamam, normalde biz dudağımızı dilimizle yalarız ya. Yani yalama organımız şey, dil... Bir şey söyleyeyim mi size İlker Bey? Allah aşkına galiba söyleme. Onun yerine ben söyleyeyim ya. Maalesef. 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 Tabii ki yapacak. Tabii ki yapacak. 3. Sana güveniyorum. 2. Hadi. 1. Başla. Özür dilerim, 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 son 30 saniye devam, hadi, özür dilerim, 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 durma durma durma, özür dilerim, 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 özür dilerim. Sefer! Alayım çiçeği. Yapılamaz. Sizi böyle alayım. Sizi böyle alayım. Sizi böyle alayım yan yana. Yalnız son biraz yavaş gittiğini düşündü. Son artık 15-20 tanesi gerçektendi yani. Özür dilerim, söyleyemiyorum gibi. Evet evet, onu öyle yaptım yani. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Hiç belli olmaz. Sonuca bakıyoruz. Zeynep 101 iddia etmişti. Sezer 78 özürle yerinizi alıyoruz. Evet. Hemen Nursen ve Mikail'i alkışlarınızla buraya alıyoruz. 104. Alayım hemen seni böyle Nursen. Hiç lafı uzatmayalım. Olacak. Bu benim işim. Öf be. Ben de ne konuşuyorsam. Buyurun. Hadi. Hadi. Hazır mısınız? Hazırım. 3, 2, 1. Buyurun.
Özür dilerim, 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 telefon sesi gibi, özür dilerim, 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 özür dilerim. Alayım sizi böyle. Neredeyse peki, özür siz, dilenirim diyecek yani. Özür dilerim, peki, dilerim, siz, dilerim. Siz öyle mi yapıyorsunuz? Özür dilerim. Aslında çok hızlı konuşurdu. Agim diyoruz ya. Agim özür dilerim. Dilelim. Özür dilerim. Dilelim. 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 Orada telefonu çalıyor dediğiniz gibi. Ya bilmiyorum sonuç kaç çıkacak da. Yani yarısının neredeyse dilelim olarak. Adam hızlı konuşuyor diye gazı aldım gittim. Hızlı hızlı diyorsun, ne yapayım? Eşim çok hızlı konuşur normalde. Yavaş konuş, yavaş konuş derim. Adama bir şey olmaz yani. Dırılım dırılım dırılım. Çalıyorum. Özür dilerim. Diledik dedi bir ara yani. Özür dilerim dedi. Çift evet, geldi. Bakıyoruz. 104 iddia etmiştiniz. 77. Neyse. Canım sağ ol. Sizi gönderiyoruz ve en büyük iddia geliyor. En büyük iddia. Çok sık özür diler misin? Hayır. En son ne için özür dilerim? Sarhoş geldiğim için. Daha önce en büyük özürü ne diye diledin? Aldattığım için. Evet. Seni şakacı. Hiç şaka yapmıyorum. Seni şakacı. Herhalde özür dilelik, dilelik buyurun sizi alalım. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır yapmıyorum. Evet. Şaka yapıyorum. Olur, gençsin. Olur, her şey olur. En deli zaman hatalar olacak. Hata olur. Bir kere hata. Ya ben eğilmek zorunda mıyım? Evet. Elbette, oyunumuzun kuralı bu. Sana bakmıyorum. Bir dakika, şu oyunu şey yapmadan. Bakmıyorum sana. Şu bir dakika. Gel, gel abi. Gel. Aşağıya gel. Geldim. Ne oldu? Ne zaman oldu? Nasıl oldu ya? Bir saniye. Evlenmedim. O zaman sayılmaz ki o. Doğru sayılmaz. İşte oldu bir kere işte. Evlenmeden öncesi sayılmaz yani. Olmaz, özür diledin mi o zaman? Diledim. Madem sayılmaz niye özür diledin? Olsun. Özür diledim. Pekala. Tamamdır. İddia 105. 3, 2, 1... Buyurun. Özür dilerim, 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 çok özür dilerim, 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 özür dilerim. Garanti oldu da. Olmuşsun. Peki alayım sizi böyle. Sizi böyle alayım. Arada özür dürterim gibi şeyler de çıktı. Arada dürterim, dilerim. Bir iki kere özür dürttün. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ama epey bir anlaşılırdı. Değil mi? Birkaç tane bayağı bastırdı. Zaten yukarıdan sayıyorlar. Eğer
Aysel'in iddia ettiği gibi 60 saniyede 105 özürü dilediysen 5000 puanı size vereceğiz. Ne geliyor? 100. Aha dur dur dur. Ya anam. Hadi. Yapma ya. Hadi. Dur. Dur. Hadi. 100. 100. Hadi ya, ya hadi. Aysel 105 demişti. Emre tam. Hadi be. Ben de şey oldum. Ya. Of. Of. Tebrik ederim. Abi, işte geldi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Beyler sizi cam odaya, hanımefendiler sizi masaya alıyorum. Eşlere hiç dilemediği kadar özür dileten program Ben Bilmem Eşim Bilir devam ediyor. Nursen Mikail, Aysel Emre ve Zeynep Sezer çiftinin henüz puanı yok. Hicran ve Ensar çifti iki oyunda 1-3000, 1-5000 puan kazandılar. Toplamda 8000 puanda şu anda oyunun liderisiniz. Herkesin final oyunu şansı tüm hızıyla devam ediyor. Ben eğer müsaade ederseniz beyefendileri masama davet edeceğim. Sizleri de dedikodu yapmak üzere cam odaya gönderiyorum. Alkışlarımı da buyurun. Erkeklere hayatında dilemediği kadar çok özür dileten program Ben Bilmem Eşim Bilir son hızıyla devam ediyor. Eşiniz diyet yapar mı? Yapar. Pazartesi başlayıp salı biter mi? Yok. Pazartesi başlar, akşam biter. Aynı gün içerisinde. Nursen diyet yapar mı? Belirli onun bir kilo şeyi vardır. 3 kilo, 5 kilo neyse. Onu yakalayana kadar o bir ay mı sürer, üç gün mü sürer, dört saat mi sürer onu bilemem. Ona göre kendi ayarlıyor onu. Bundan... Duruma göre değişiyor yani. Aysel? Hiç yapmaz. Zaten zayıf yani. Zaten ne? Zaten zayıf. Ha pekala. Zaten... Zeynep diyet yapar mı? Gerek duymadı herhalde bugüne kadar hiç. O halde şimdi iddia zamanı. Acaba ne yapacağız çok merak ediyorum. Kesin bir şey yiyip içeceğiz yani bu kadar diyetlendiğine. Ay yavaş yavaş yavaş. Eşiniz... 60 saniye içerisinde kaç çay bardağı su içebilir Emre? 14 bardak. Yaktı başımı ya bildiğin yaktı yani beni. Sezer, Zeynep 60 saniye içerisinde şu görmüş olduğunuz çay bardağıyla kaç bardak su içer? 10 de. Mideyi de düşünün. 14 içemem, 10 ancak içerim. 13. 13. Pekala Ensar. Zorlamayacağım eşimi. O beni zorlasa da 9. Ya ne kadar naziksin. Ya öp. Ve Mikail. Ben 10 diyorum. 10 diyorsun. O halde en düşük iddiadan başlıyoruz alkışlarınızla. Şimdi oyun zamanı. Evet, çay bardağı dedik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lafımızın arkasında durduk. 60 saniyede 9 bardak su. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1, başla. Bardaktakilerin tamamı bitecek. 5 6 son 3 kalan 30 saniye 8 yavaş 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 diyebilirsin. Helal olsun be. Ha 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 ha
Oyunun liderisiniz, sizi böyle alayım. Nasıl hissediyorsun Hicran? Rahatım. Biraz guluk biraz guluk. Biraz da serinledim. Ne güzel oldu. Biraz guluk guluk böyle bobok bobok olabilir. Bir sonraki iddia 10. Nursen alkışlarınıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de tezgahı hazırlıyor idim. Güveniyor musun kendine? Ben su içmeyi çok seviyorum zaten. Günde rahat 3,5-4 litre su tüketen biriyim. Ve benim 1,5 litrelik şişelerim vardır. Formumu suya borçluyum. Hazır mısın? Tamam, hazırım. 3, 2, 1, başla. Yavaş, 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 yavaş. İçersin, yavaş. Yavaş. Dört oldu. 45 saniye var, yavaş. Bardağın içinde su kalmasın lütfen. Yavaş, acele etme. 40 saniye var, yavaş. Vaktin var, miden var mı? Onu bekliyoruz. 8. 9. Vallahi yaptı, helal olsun. Az söylemişim. Afiyet olsun. Oyunun yeni lideri sizsiniz. Siz öyle alalım. Sezer 13 dedi bakalım. Zeynep ne yapacak? Alkışlarımıza Zeynep. 13 bardak. Zeynep ne diyorsun? Ben hayatımda hiç diyet yapmadım. Hatta aksine bazı dönemlerde kilo alma isteğim bile oldu benim. Bunu arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Ama ben 70 kiloyla doğuma giren bir bayan olarak doğumdan çıkışta 47 kiloyla eve döndüm. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, başla. Çok acele etme, süre yetiyor zaten. Lütfen içelim. Banyo yapmıyoruz. Acele etme. İçiyoruz. İçiyoruz. Daha 10 saniye oldu. İçiyoruz. Banyo yok, içiyoruz. İçiyoruz. Çok zorlan. Devam, 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 devam. Daha 30 saniyem var. Devam. Son 22. 6 tane kaldı. Tamam, içemeyeceksen 10 saniye. 13, 10 saniye var şu anda, 10 saniye. İçemeyeceksen zorlama. 6 saniye var. Yok, olmayacak zor. Tamam. Tamam, boşver. Özür dilerim, hemen peçete vereyim ben size. Açım ya. Zeynep'i alkışlıyoruz, teşekkür ederiz. Ve son olarak alkışlarınızla Aysel. Eğer 14'te 14 yaparsan 7000 puan sizin oluyor. Eğer yapamazsan Nursen ve Mikail'e vereceğiz. Final öncesi son oyuna gideceğiz buradan. Hazır mısın? Yapabileceğini düşünüyor musun? Güveniyorum. 3, 2, 1, başla. Dökmeden. Dökmeden. Daha süren var, dökmeden. 45 saniye. Son 44. Dökmeden. Halledersin sen bunu. Aslanım benim, koçum. Aysel! 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 Aysel, az kaldı. 20 saniye. Son 30 yarıladın, gayet iyi gidiyorsun. Aysel! Lütfen dökmeni son dibine Aysel kadar iç. Son 23. Aşıcım kızı, acele edin. Son 5 ve 20 saniye. Devam et, lütfen dökme. Hızlı iş, hızlı iş onu ya. Son 3, konuşma bırak Aysel. Son 10 saniye. Aysel hızlı iş onu. Aysel hızlı iş. Son, son bak. Hızlı iş onu. Bırak! Ahahahah!
sizi yerinize alıyoruz. Asla. Yapar yapar. Sudur. Can dur. Sudur. Ya helal olsun be. Alkışlarımıza yerinizi alıyoruz şimdi. Bravo. 7000 puan verdik. Son oyunun değeri tam 10.000 puan. Bu duruma göre Ensar ve Hicran, sizler kesinlikle finalde bizimlesiniz. Mikail sizin de, Emre sizin de, Sezer sizin de hala final şansınız var. Hani böyle insan çok sinirlenince böyle eline ne geçerse fırlatır filan falan. Öyle bir durum var ya. Ensar, Hicran'ın böyle huyları var mıdır? Yok, o düşürmekten fırsat bulamıyor genelde. O yüzden hani öyle bir huyumuz mevcut değil Allah'tan. Şahane, çok şanslısın yani. Mikail? Bizde de yoktur. Eşim çünkü dağınıklığı sevmez. Kendi toplayacağı için dağıtıp toplamayacağız. O yüzden yani bizde de yoktur. Toplamamak yani. İçin toplamamak için dağıtmaz diyorsun yani. Emre, Aysel'de durum nedir? Bizim Aysel'de sorunumuz, Aysel benimle hiç kavga etmiyor. Ben onunla kavga ediyorum. Ayı gibi bağırıyorum, o hiçbir sorun abi var. Seninle kavga etmek için insanın aklını peynir ekmekle yemesi yok, lazım. Yok öyle ya, mesele cüsseti yani ben şey gibi böyle 5 dakika bağırırım, 6. dakika her şey normal. O da bunu bildiği için hiç üstüme gelmiyor. Sağ olsun. Çok şanslı bir erkeğim ben. Aman. Yerim seni ben. Peki. Zeynep sinirli midir? Çok sabırlıdır. Ama sabrın sonunda da sağlam taşar yani. Yani ortalığı yıkar. Niyeyse hiç şüphem yok. Yok değil mi? Yani yansıtıyor zaten belli değil mi? Şu kadar şüphem yok ya. Ya ben bile kullanıyorum, beni bileğimden tutacak senin oynatacağın oyuna da diye böyle. Yapar yani, gözü karadır, hiç şey yapmaz yani. Çok sinirlendiği zaman bir şey görmez gözü. O halde şimdi 10.000 puan değerindeki oyunumuz için İddia zamanı. Sizi bir odaya yönlendirmek istiyorum. Bakınız neler var. Masanın üstünde, sehpanın üstünde bir çiçek var. Neyimiz var? Bir laptopumuz var. Saksı, televizyon, çerçeveler, raflar, rafların üzerinde cam eşyalar. Orada bir abajur. Oo, şey gibi oldu bu. Bu odada tam 30 adet devrilecek obje var. Şimdi iddia zamanı. Eşiniz 60 saniye içerisinde kaç objeyi düşürebilir? Oyunumuzun değeri 10.000 puan. Bu puanı alan %100 finalde yarışıyor. 15 diyeyim. Bayağı iddialı başladı zaten. Ama deviririm ben. Peki. İddianız bu. Bire dönüyorum. Ensar. Yarışmayı gördüğümden beri böyle aklımda bir 16 gidiyor. Yani bunu başka bir şey değil. Emre de bana 20 der. 16. Yapıyorsun 16. Artık evde size ne yapıyorlarsa 15, 16. Mikail? Ben 17 demek istiyorum. Yuh. Allah! Valla son oyun ya. Çünkü burada yan yana 3-4 tane obje var. Emre? 9 tane. Vay, aferin ya, vallahi billahi. Peki, Emre de 9 diyor. Özellikle ikaz ediyorum. En çok düşüren değil, İddiasının arkasında duran 10.000 puanı kazanacak ve şu görmüş olduğunuz otomobil için finalde bizimle yarışacak. Ya bunlar hiç ıskalayabileceğimizi düşünmüyor herhalde. Hanımefendiler diyor ki bunlar hiç ıskalayabileceğimizi düşünmüyorlar herhalde diyor. Tellik atarken bir ıska görmedi şimdi. Şaka yapıyorum. Son kez soruyorum. Sezer, 15 dedin, 15 mi? 15 iyidir. 15 dedin 15. Ensar 16 dedin 16 mı? 18. Mikail. 17 kalsın benim. 17 kalsın. Emre? 9. 9. Devam. Evet sevgili seyirciler, sevgili konuklar, çok kritik bir oyuna geldik. 10.000 puan değerinde bir oyun. Bu oyunu kazanan direkt olarak finale bizimle beraber geliyor. Ensar'la beraber geliyor ve otomobil için final oyunu oynayacak. O zaman lafı çok da fazla uzatmayayım. Ay yeter, kendi sesimden sıkıldım. Şimdi oyun zamanı. Evet. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Evet. Zurna'nın zınk dediği yer. İddia 9 dedin. Aysel? Ya bence çok isabetli bir şey söyledi. Benim ıskalama problemim var. Peki o zaman oynayalım mı oyunu? Oynayalım. Biz hazırız. Hazır mısın? Evet.
her şeyin hayırlısı diyelim. Şu sepeti alabilir miyim arkadaşlar? İçinde bilumum objelerin olduğu. Bakalım bakalım. Evet ve bir de siparişim var. Ah pardon. Evet. Sizi motive etsin diye az önce annemizin fotoğrafını çekmiştim. Gelinler genelde sever böyle şeyleri. Ben kıyamam. Ama artık. Vuramam. Yok o, hatırlarsanız... onu hiç koymayalım bence. Vurmam onu zaten. Yok sen... Ama hakikaten kıyılmaz yani. Evet. Dünyanın en güzel kadını ya. Nasıl şimdi kıyım? Objeyi saymamız için ya kırılması, ya devrilmesi, ya da düşmesi gerekiyor. Mesela şu canım obje şöyle olduğu zaman saymıyoruz. Böyle olduğu zaman sayıyoruz gibi. Çerçeve düşmedi ama camını kırdın sayıyoruz. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi canım. Seyirci. Sen bana saniyeler söyle. Saniye vereceğim sana. Tamam. 9 tane. 10 bin puan için. Her şey... Final oyunu için. Evet. Yapacağım. 3. 2. Hadi Aslan. 1. Buyurun. 1. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Devam et. Yapın. 4. 52 saniye. 6. Bravo. 5, 6. 46 saniye. Daha dikkatli. Daha dikkatli Aysel. 41 saniye. Aysel daha dikkatli. Bravo. Aa bir dakika öne daha... gittim. Kaç oldu? Hadi Aysel 30 saniye. Hadi Aysel aşağı. Aşağı bak şuraya bak şuraya. Bak şuraya bak. Televizyonun altına. Televizyonun altına. Bravo. Hadi. Ulan televizyonu yükselt. Vur, kır, parça. Allah. 3, 2, 1 bitti. Kestik. Yanıma alayım sizi. Buyurun. Kaç oldu ben saymadım. Buyurun, 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 buyurun. Böyle buyurun. Böyle bayağı iyi. Allah. Hıncını vallahi bu. Annemizin fotoğrafı duruyor. Evet, evet vurmadım onu. Aslan gibi duruyor. Atmadım. Helal olsun. Vallahi. Otomobili kaybettin pahası. Evet, bura. Keşke, keşke o fotoğrafı da düşürseydiniz de. Keşke iddianızı yapabilmiş olsaydınız. Yapamadık mı yoksa? Yapamadık tamam. mı? 9 dediniz, 13. Bravo. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Oyunun galibi, lideri olarak sizi burada tutuyoruz. Şimdi arkadaşlarım gelecekler, tekrar bu odayı donatacaklar ve bir sonraki iddia yani 15'le Sezer ve Zeynep geliyor alkışlarınızla. Önünüzden Aysel 13 yaptı. 15 yaparsanız liderlik sizin oluyor bu oyun için ve 10 bin puanın en büyük adayı oluyorsunuz. Ne dersin? İnşallah yapacağım. Sezer? Yapar. Yani yapılabilecek bir rakam. Zeynep yapar yani. Gözüne en çok kestirdiğin ne var? Vallahi şu anda hepsini kestiriyorum yani. Ama duvardaki çerçeveler konusunda pek şey değilim. Ya ben daha çok böyle vurdu kırdı dağıtma değil de bana toplama deseydiniz ben şurayı 2 dakikada toplardım yani. Keşke. Güzel toplardım bir yani. Bir ekibe kırdı yapsaydık bir ekibe toplama yapsaydık. Ne işimize gelirdi yani. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum. Yerinizi alın. 5. 3. 2. 1. Aa özür dilerim. Çizgiyi geçme lütfen. Lütfen tamam. Çizgiyi geçme. Çizgiyi geçmeden. Sol raflar. Sol raflar senin. Aa! Çizgiyi geçme. Çizgiyi geçmeden. Çizgiyi geçmeden. Çizgiyi dur. Geçmeden 30 saniyen var daha. Oo! Bak ayakkabı. 30 saniye. Ayakkabı daha. Ay! Ay!
Aç. Üç, iki, bir, sıfır, sıfır. Sezer. Çok hırslıydı vallahi. Benim canım arkadaşım, sen nasıl? Oğlum Allah kolaylık versin ya. Ya abi sağ ol. Oğlum Allah yardım, ah be yavrum be. Ya. Göndermiyorum seni buradan. Seni buradan göndermiyorum. Beni gönderme abi. Allah'tan merdane yoktu. Merdaneyi çok fena kullanıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ya çok hırslı bir insan. Çok özür dilerim. O şey çocuklar gitti değil mi ambulansla? Onları da halledin arka taraftakiler. Ya arka bir ağzımı alamadım. Eskiden bir stüdyo şefimiz vardı. Nasıl böyle efendi çocuk böyle. Televizyon kaydı ya, sayılıyor mu? Kaydı sayılmıyor. Neden ama? Ya onu oynattım yerinden. Baştan söyledim. Oynatmak yok. Devirmek, kırmak ve bir şey düşürmek. Zaten bir yok kaldı. Üç tane başka söyledim. Bir şey. Bir de koltuk kaldı. Koltuğu da devirseydi bir ben şey gidiyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki tek harekette 3 taneyi düşürmem bence çok güzeldi. Anlıyorum. Alt rafta. Vallahi helal olsun. Ya kusura bakmayın biraz böyle o tarafa stüdyo, gitmem. Stüdyo şefimiz için çok üzüldü. Çok iyi bir çocuktu. Tamam. Dünya şekeri. Nasıl böyle tatlı, sevecen. Böyle ne bileyim. Hani yaşamayı seven. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yani şu anda gerçekten tabii ki finale kalmayı çok istiyorum. Ama burada eğer 15'in altındaysa ilk defa kendi içimde bir yenilgi yaşayacağım ama üstünde olduğunu tahmin ediyorum. Ben hala Sezer'i düşünüyorum biliyor musun? Ama bir şey söyleyeceğim, hep ona karşı beni düşünüyorsunuz. Bir de onun yanında beni düşünün. Yani dışarıya karşı ben onu nasıl kolluyorum biliyor musunuz? Ya ihtiyacın yok. Dalyan gibi delikanlı. Dalyan gibi delikanlı. Az önce mutlaka sen bunu yayında seyrederken bu terlikleri, bu ayakkabıları falan nasıl fırlattığını bir görsen, bir şey yapsan sen de Sezer'e acırsın yani. Vallahi ben babamın kızıyım. Peki, ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Sonucu açıklıyorum. İnşallah Allah'ım. Sezer 15 demişti. İnşallah. Zeynep ise stüdyo şefi artı 18. Vay! 18. 18. Helal olsun. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir şey söyleyebilir 18. miyim? Tamam. Ben Akrep Burcu'yum ve burcumun özelliğinden dolayı bana söylenmiş bir şeyi yerine ulaştırmazsam bu gece uyuyamam. Aysel'cim başaramaz demiştin. Düşmanı alt ederim demiştin ya. Düşman öyle değil. Ben böyle alt verdim. Edilir diyorum. Peki. Başka peki bir şey demiyorum. Sizi masaya alalım. Yani Aysel, kusura bakmayın. Seni de masaya alalım. Öyle söylediği için. Buradan finale gideceğiz. Siz burada bekleyiniz lütfen. Masada bekleyiniz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Değil tabii ki. Hayır. Şöyle bir durum var. Çok ilginç bir noktaya geldik. Şimdi mevcut oyunda lider Sezer ve Zeynep. Ancak önünde Nursen Mikail ve Hicran Ensar çifti var. Onlardan bir tanesi bu oyunu kazanırsa finale yine Emreler gidiyor. Aynen öyle. Hiçbir şey belli değil. Belli değil. Final oyunu için üçüncü çiftimiz 17 iddia etti. Mikail ve Nursen ve Mikail alkışlarınızla. Kızışıyoruz. Merak et. Ortalık toz duman yani vallahi. Evet. Nursen. Evet. Dur sen. Durmasın. Çok fazla lafı dolandırmayayım. Seni tamam. Yerine alayım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Sakin. Sakin. Sakin bak, kapatın. Ya sakin. Acele etme, daha zamanın var. İyi gidiyorsun, devam et. Ya. Ohoho. At buraya. Devam. Ya sakin. Kaç. Devam. Son kaç. 30 saniye. Kaç. Son 30. Aslan. 25 saniye. Çok iyi. Sakin. Çok iyi gidiyorsun, sakin. Devam et. Devam et. Devam et. Ya. Devam et.
Devam sakin, et. Sakin, sakin, gaza gelme. Devam sakin. Et. Sakin. Ya ağır yavaş, şeyleri sakin. Bulmaya çalış, ağır şeyleri. Daha zamanın var. İyi nişan al, iyi nişan al. Ya sakin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya zamanın var. Gel. Evet, ay. Bir koltukta iki karpuz olmaz. Ne düşünüyorsunuz, oldu mu sizce? Sayayım bir ya. Yerde ne var ne yok. Herhalde. Sonucu açıklıyorum. 10. 4. 5. 4. 10. 6. 16. 16. Sizi masaya alıyorum. Teşekkürler. Evet, Sezer'le Zeynep şu anda hala bu oyunun lideri durumundalar. Bütün kilidi Hicran ve Ensar çözecek. En büyük iddia 18, Hicran Ensar. Biz kendimizi sona sakladık. Vallahi hem final oyunu garanti, hem de finalde sizinle beraber yarışacak çifti belirleme işte size düştü. Bu nasıl bir sorumluluk? Nasıl bir kader? Peki Hicran, ne düşünüyorsun? 18 Ensar'ın iddiası. Ya bir hani 18 deyince eyvah dedim ama Zeynep'in o hırsını gördükten sonra hani yaparım dedim. Ensar? İşte finale çıkacaksak da bunu tesadüfe bağlamamak lazım. Bunu da hani kazanmak lazım yani. Tabii canım, finale kalmış çiftin rahatlığı. Kocamız sakinliği üzerime yapıştı o yüzden. Başarılar diliyorum. Sizi yerinize alalım. 5, 4, 3, 2, 1, hızlı. Çizgiye geri, dikkat edin lütfen. Hicran, geriye. Çizgiye lütfen. Ya sol tarafa şimdi, harika. Üste. Evet. Geriye. İşte ayakkabı al, tamam, ayakkabı evet, sola. Gayet yukarı. İyi gidiyorsun. Ensar ne yapıyor? Allah. Onları atın. Şuraya bak, şu rafa. Evet ve gayet iyi gidiyorsun. Şu rafa. 20 saniyen var. İsabet almalısın. Son 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alayım sizi böyle. Bir ara sizden geçtik iki tane ama. Hiç yapmayacakmışsın gibi durup. Dedi. De bak, az bakalım. Daha panonun kendisi devriliyordu ve üçüncü stüdyo şefimizle de vedalaştık. Sence oldu mu Ensar? 16 gibi sanki. Peki. Hicran? Oldu. Gibi. Mi? İddianız 18. Olmadı. Olmadı. Saydıklarıma baktım, olmadı. Eğer 18'de 18 yaptı iseniz Emre'lerle, Aysel ve Emre'yle final oyunu, yapamadıysanız Sezer ve Zeynep'le. 18 iddia ettiniz. Yapmışızdır. Ve. Şimdiye kadar kocamın güvenindeki hiç anam, sarsmadım. 18. Ama ben eşimi tanıyorum dedim. Süperdin ya. Harika.
kırıp dökene 10.000 puan verip final oyununa götüren oyun Ben Bilmem, Eşim Bilir devam ediyor. Toparlayalım. Finale toplam 18.000 puan gibi astronomik bir puan kazanan, ilk yarışma olduğu için astronomik bu oluyor. Daha çoğu yok yani. O yüzden 18.000 puanla Hicran ve Ensar önce bir alkışlayalım. Bu sayede ikinci olarak finale Aysel ve Emre çifti kaldılar. 7.000 puanla alkışlarla. Sevgili ben bunu böyle şey yaptırınca düşmekten korkuyorum. Böyle bir sallanan şey var. Nursen, duygularını alalım. Ben çok eğlendim. Çok mutlu oldum. Ödül güzeldi. Almak isterdik. Tatil öncesi iyi bir eğlence olmuş oldu evet, sizin evet, için. Umarım oldu. Eğlenmişsinizdir. Çok geldiğiniz için çok herkese çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza tekrar tebrik ediyoruz. Sağ olun. Hayırlısı evet. olsun diyoruz. Pekala. Sezer ve Zeynep. Renk kattığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Ve sizleri rica ederim. Seyircimizin yüksek alkışıyla uğurluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emre seni böyle alayım. Ensar. Millet yok, gitmenize gerek yok. Buyurun. Buyurun buyurun. Yara yırttırdım. İlgilenin bizimkilerle. Evet. Kaldık finalistlerle. 0 kilometre bir otomobil az sonra sahibini bulacak. Otomobil, 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 otomobil. Bir dakikada kaç tane otomobil? Otomobil dedik, dedik, dedik. O zaman eğer müsaade ederseniz ben bir otomobili getireyim. Şöyle önümüze bir görelim. Uygun mudur? Hadi bakalım. Geliyorum. Buyurun, 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 buyurun. Evet, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Anahtar orada. Anahtar orada. Arkadaşlarımdan rica ediyorum objelerimizi, oyuncaklarımız set ekibi. Lafı fazla dolandırmıyoruz. Evet. Aracın hem önüne hem de arkasına çeki demirlerine birer halat bağlıyoruz. Şu altımda görmüş olduğunuz çizgi aracın tam ortasının işaretidir. Bir çiftimiz aracın önüne, bir çiftimiz ardına geçecek. Aracı kendine doğru çekecek. Ne kadar çekecek? Hemen göstereyim. Şu tekerlek var ya. Şu hizaya kadar. Yaklaşık 125 santim miydi editörler? 125 santim çektiğinizde araç sizin oluyor. Ya da biz geriye çektiğimizde arkadaki. Evet, ancak psikolojik olarak aracın önünde ya da arkasında durup çekmek isterseniz önü mü arkası mı diye yazı tura atmayacağız. Oyunun kesin mutlak galibi olarak Ensar ve Hicran çiftine soracağız. Aracın önünde mi olmak istersiniz, arkasında mı olmak istersiniz? Ah, tek tek şöyle bir vur. O da fikstir ya böyle evet. Gelinir bir bakılır şöyle. Şu arka tekere illa bir iyi iyi falan diye vurulur yani. Kaderimizi en son yani ellerine bırakmak istiyorum şahsen. Evet, karar sizin. Ben arka diyorum. Ben bilmem, işim bilir. Bravo. Peki o zaman ben size ayrılmayın lütfen. Bir kıyak daha yapıyorum. Vay vay.
Birer çift eldiven veriyorum. Bu arada saat, gömlek, pantolon, ayakkabı, terlik hepsi çıkabilir. Sizi aracın arkasına alalım. Halat başı. Biz de önüne. Hadi bakalım sizi de önüne alalım halat başı. Aksesuarlarınızı çıkartabilirsiniz tabii ki. Geliyorum. Biz halada turuncu bir işaret attık. Eliniz bu turuncu işaretin üstüne ve önüne gelmiyor. Buradan başlıyorsunuz. Oh, paçalar sıvanmış. Evet dostlar. Hicran ve Ensar hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Aysel ve Emre hazır mısınız? Hazırız. Lafı hiç dolandırmıyoruz. Otomobili kazanmak bu kadar basit. Ben şimdi aracın içine bineceğim. Vitesi boşa alacağım. El frenini indireceğim. Ayağımı frenden kaldıracağım. O esnada bütün stüdyo ile beraber ondan geriye sayacağız. Ve otomobil çekenin elinde kalacak. Hazır mıyız? Evet. Evet. Hazırız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Ensar. Ensar. Geliyor. Ensar. Geliyor. Süper. 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 Çok teşekkür ediyoruz. Endişe beni bitirdi. Evet, evet, evet. Geçmiş olsun. Hemen Ensar, Ensar. Hicran, sizi aracın arkasına alayım lütfen. Buyurun oturunuz. Bunu açacak mıyız? Evet, açtım. Ben düştüm. Geçin arkaya. Oturun Elbisem arkaya, ben. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum hepinizi. Çok sağ olun. Buyurun. Kalsın ayakkabı. Arabalar ayakkabıyı ne yapayım? Vay canım be. Gel 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 gel. Evet, lafı dolandırmayan program. Ben bilmem, eşim bilir. Bitti. Ben çiftlerimizi evine bırakıyorum. Görüşmek üzere.